Türk ordusunun kahraman evlatları. Tarih her zaman Türk milletinin ve onun bağrından kopan Türk silahlı kuvvetlerinin en ummadık anlarda bile gerçekleştirdiği parlak zaferleriyle doludur. Bu zaferlerin ardındaki güç, Türk milletinin sarsılmaz maneviyatı ile milli birlik ve beraberlik duygusudur. Bugün onun bir parçası olmaktan gurur duyduğumuz bu yüce millet bizden yeni bir zafer beklemektedir. Büyük Atatürk'ün gençliğe hitabında söylediği gibi bunun için bir tek şeyi bilmemiz yeterlidir. O da muhtaç olduğumuz kudretin damarlarımızdaki asil kanda mevcut olduğu gerçeğidir. Kahraman evlatlarım, yolumuz ve bahtımız açık olsun. Kaç! Matkap! Bir cevap verin lan! Kermit! Neredesiniz oğlum ya? Ne bakınıyorsun hemşerim? Arkadaşlarımı arıyordum da. Manyak mısın? Ne boksun sen? Git yat bir yere hadi. Bebe! Ah Kenan abi! Oh lan oğlum bu kadar askerin içinde öpme. Tamam tertip bizden o. Allah. Tamam keyfine bak sen. Arzucan'ı gördün mü? Gördüm. Heh. Allah! Yürü lan yürü. Sana bir şey sorabilir miyim? Sor. Ziyarete gelen o arkadaş manitan mıydı? Biz nişanlıyız. Askerden sonra evleneceğiz. Hadi ya. Allah kavuştursun. Sağ ol. Seni de. Şşt lan Barış. Ah Dursun abi. Bende emanetin var. Ne emaneti? Al bakayım şunu. Hadi bakayım. Kazan mübarek olsun. Sağ ol Dursun abi. Emir gelmeden siperden dışarı fırlamak yok, anlaşıldı mı? Emredersin çavuşum, çavuşum. Ne var? Şunu bilmeni isterim ki senden çok şey öğrendim. İnşallah öyledir. Hakkını helal et Demir abi. Sen de hakkını helal et abicim. Helal olsun psiko. Ercü, korkuyor musun lan? Altıma sıçıyorum oğlum. Ben de. Korkmayın oğlum. Ölürsek de vatan için öleceğiz işte. Herkese nasip olmaz bu. Ulan o da doğru be. En azından bir boka yarayacağız artık. Aynen öyle. Hadi. Ya oğlum böyle savaşa mı gidilir ya? Ateş destek planı hazır komutanım. Anlaşıldı. Herkes görev yerlerinde mi? Doğrudur komutanım. Peki anlaşıldı. Bedri. Birazdan başlıyoruz. Anlaşıldı komutanım. Şafak sökmek üzere. Evet. Aynen öyle. Hani yıllar önce bana bir soru sormuştunuz binbaşım. Hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum binbaşım. Sakıncası yoksa şimdi cevap vermek istiyorum. Dinliyorum binbaşım. Eğer ölmez sağ kalırsak... Evet demek istiyorum binbaşım. Teşekkür ederim Zehra Hanım. Çocuklar hakkınızı helal edin. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun abi.
Yusko! Kenan! Tek yer mi? Öbür Ruhi! Lan beni bırakmayın lan! Allah! Yiğit kodumun düşmanı savunun lan! Oh, Allah'ım şükürler olsun, rüyaymış bunlar. Ercü, ne böğürüyorsun lan sabah sabah? Lan bu babam olacak lavuk saçımızı kestiğinden beri kabuslar görmeye başladım Emre. Yat sıbar oğlum, yat sıbar. Daha ikinci ders bile başlamadı. Tamam kardeşim. Kusura bakma, seni de rüyandan ettim. Hadi Allah rahatlık versin. Sana da kardeşim. Gidin, gidin. Gidin, gidin. Arkadaşlar, benim adım Kıdemli, tankçı, binbaşı, saim, saban. Bundan sonra milli güvenlik derslerine ben gireceğim. Sorusu olan var mı? Hayda. Vallahi sizden nasıl özür dileyeceğimi bilemiyorum komutanım. Bu serseriler bunu hep yapıyor. Geç yatıyorlar herhalde. Hiç yatmıyorlar ki efendim. Bazen mahalleden şikayet bile geliyor. Acaba okulda hayalet mi dolaşıyor diye. Kim bilir nasıl bir uğultu çıkartıyorlarsa. Anladığım kadarıyla bu çocukların çok ciddi bir disiplin problemi var. Sadece disiplin problemi mi efendim? Bunların vicdani, ahlaki, insani problemleri var. Hadi ya. Tabii. Bu yüzden lütfen biraz dikkatli olun efendim. Siz hiç merak buyurmayın beyefendi. Ben buradayım. Zaten sizin askeri dehanıza güveniyorum. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Koş, kalk! Ne oldu ya? Ne oldu yine? O ne? Ya baba, çok adisin sen ya. O ne ya? Allah Allah! Yeter artık ya! Hadi eyvallah! Allah! Allah! Çocuklardan biri aşağı uçtu ya. Olsun efendim, üzülmeyin. Kalanlar...